kitle bir yerde toplanmış bir araya gelmiş insan topluluğu ve hatta kütle diyor Türk Dil Kurumu. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı kütle diyerek tekrar ediyor cümlesini. Hakikat Arapça kökenli katele kelimesi üzere kurulmuş olan bu yapı aslında yığın anlamına geliyor. İnsanla bir ilişkisi yok. Ama aynı şekilde düşündüğü düşünülen aynı biçimde yaşayan tarih boyunca insanlar için kullanılmamış olan bu sözcük bugünlerde hepimizin önüne yığıntı gibi bırakılıyor bizi yığıntı gibi hissettiriyor farkındayız ya da değiliz birden fazla aynı türden kütlelerin bir yığın halinde olmasına kitle denilebilir o halde ben aynı türden olmakla kütle halinde bir yığın olduğumu kabul ediyorsam, insanlar arasında her bir insanın kendinden hariç nice sırlara haiz olduğunu bilmiyorum demektir. Kavramsal olarak bilinmelidir ki, kütleleri bir arada kullanmak arzusunda olunduğundan ihtiyacı toplu halde görebilme imkanına sahip olmaya kitle denilebilir. Bu kelimeyi insanlar için kullanıyorlar. Çünkü insanların aynı biçimde dünya yığını olarak yaşamasını istiyorlar. Bizler dünyaya bir yığın olarak gelmedik, bir yığın olarak yaşamadık. Bir yığın halinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmayacağız. Hepimiz yek ve yek sorumluyuz. Hepimiz yek ve yek mücadeledeyiz ve hepimize Cenab-ı Hakk'ın yek ve yek verdiği nice hikmetler var. Kitlelerden sıyrılmış, hakikate ermiş olanlardan olmak dileğiyle haftaya inşallah görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.